Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün en son videomda da bahsettiğim gibi şey yapacağız. Aslında en son videomu yoksa Project Pan'imi koydum. Bilmiyorum, galiba Project Pan'i koydum. Ama kozmetik alışverişi yapmıştım. İzlemediyseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Orada aldığım şeyleri denediğim bir video çekmek istiyordum ve bu videoyu çekmek için o kadar sabırsızlanıyordum ki, çünkü bunları denemek çok istiyorum. Bana kalsa hemen deneyip hemen çekerdim ama biliyorsunuz o da arkadaşım var. İkimizin ders programları çok farklı, gittiği geldiği saatler çok farklı. İşte genelde geceleri olmuyor. Ama bu arada ışık seti aldım. Sadece gelmedi daha. Onu tekrar Amazon'a şey yapacağım. Ama ışık seti aldım. O yüzden umarım videomun kaliteleri o ışık seti geldiğinde çok daha iyi olacak. Tamam, o zaman direkt videoya başlamak istiyorum. Şimdi suratımda L'Oreal'in mucizevi yağ var, yine Project Pan'imde olan, ama üstüne yine de biraz Elfin şu Glow Lotion'ını uygulamak istiyorum. Bu da yeni bir ürün ve hani denemek istiyorum biraz. Ama çok uygulamayacağım. Şu kadar falan yeter bence. Güzel kokuyor. Keşke yağ sürmeseydim. Belki bunun etkisini daha iyi anlardım ama önemli değil. Bir tek marka makyaj Elf yapacağım. Onun için de eksik kalan bütün suratımı tamamlamak için gereken makyaj malzemelerimi aldım. Onları bu videoyu dahil etmeyeceğim. Ama o videoda daha çok bahsedebilirim denedikten sonra. Şimdi fondötene geçiyoruz. Bunu çok denemek istiyorum. Çünkü şu an benimle uyan hiçbir fondöten yok ve bunu fondötene o kadar çok ihtiyacım vardı ki son 2 haftada, ama kendimi tuttum. Neyse, bu NYX'in Can Stop Won't Stop full kapatıcı mat fondöteni. Umarım rengi bana olur. Bunu süngerimle uygulayacağım. Fondötenin verdiği mutluluk. Rengi uydu bence. Yani orada denemiştim zaten. Ama yine de böyle bir korku vardı biraz. Bir şey diyeceğim. Şu an için daha yeni sürdüm biliyorum ama bence fondöten çok güzel. Ve hani tabii ki de çok mat gözüküyor mu bilmiyorum tam orada nasıl gözüküyor. Ama hani altında hem yağ hem de böyle bir nemlendirici olduğunu unutmayın ve süngerle uyguladım. Hani o yüzden fırçayla uygulanınca belki daha mat olabilir ama hani ben böyle bir şey istiyorum. Hani hem kapatıcı hem mat hem de aydınlık yapabileceğim bir şey. Şu an ne kadar aşırı aydınlık olmasa da hani bence şu an çok güzel ve rengi de tam oydu. Çok mutluyum sonunda denediğim için, artık her gün sürebilirim. Kapatıcı olarak da Too Faced'in Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer'ını uygulayacağım. Natural Beige renginde. Biliyorum şu an biraz suratım uzaylımsı gözüküyor olabilir. Onun sebebi de tabii ki de kaşlarım olmamasından dolayı biraz suratımda mana yok, annemin de dediği gibi. O yüzden bu bir dakika cümleme devam edeceğim. Şu olay bir kere çok hoşuma gitti. Bu arada büyük boy değil, küçük boy. Böyle hani Sephora'dan çıkarken sizi kandırıyorlar ya bir sürü şey almanız için. Orada bulup almıştım ve böyle pompası olur diye düşünüyordum ama fırçası var küçük boy olmasına rağmen. Bu beni çok mutlu etti. Ne diyordum? Suratımın makyajı bitince suratım daha az uzaylımsı gözükecek. Bu biraz koyu. Bu biraz koyu galiba. Bir de atalım bakalım. Ya şu an çok üzüldüm. Çok heyecanlıydım. Bu çok koyu. Bu bayağı koyu. Bayağı koyu. Neyse, bunu biraz color correcting gibi uygulamış olayım şu an o zaman. Üstüne de fondöten geçeriz. Ve rengini eşitleriz. Tamam, bu kadar basit. Bu kadar basit. Panik yapmaya gerek yok. Tamam, hallettik. Göz altlarım aşırı aydınlık gözükmüyor. Sadece suratımla aynı renk gözüküyor. Açıkçası çok üzüldüm bunun bu kadar koyu gelmesine. Bayağı üzüldüm. Galiba en açığı gördüğümden buydu. Neyse, artık dediğim gibi belki bunu sadece renk düzenleyici, color correcting olarak kullanırım. Çünkü onun dışında bayağı koyu. Kendi Lorac Pro paletimdeki pudralarla gözümün altını sabitleyeceğim. Bir de göz kapağımı biraz sabitleyeceğim. Milk Makeup'ın şu krem bronzerını denemeyi çok istiyordum. Bu videodaki denemeyi, her şeyi zaten çok istiyordum ama bazı şeyler ekstra benim içime alıyordu. Şöyle uygulamayı... Kameram durdu, çok iyi. Tamam, şöyle uygulamayı deneyeceğim. Bir fırçayla dağıtmayı deneyeyim önce. Sonra olmazsa sünger. Artık yeter. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Bunu bir ilk süngerle dağıtmayı deneyeceğim, hiç fırça kullanmadan. Belki öyle daha fazla hoşuma gidebilir gibi geliyor. Şöyle nasıl dağıldığını göstermeye çalışıyorum bu açıdan. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Şu an çok mutluyum. Şu tarafa biraz daha uygulayacağım. Biraz şuraya. Şöyle alıp hafif burnumun şöyle kenarlarına, kontür gibi değil asla ama biraz daha renk olsun diye şöyle, bir de buradan böyle alıp şuralarıma çok çok hafif bir şekilde, çünkü hani alnımı saklamaya çalışmıyorum, zaten alnım pek yok, o yüzden olabildiğince hafif bir şekilde. Bronzer'dan dolayı aşırı mutluyum, çok güzel dağıldı. Hani asla zor değildi dağılması. Çok güzel dağıldı. Çok böyle kremsi ve rengi inanılmaz güzel. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Bence tam, yani mükemmel bir bronzer rengi. Bayağı beğendim şu an bunu ilk kullanımımda. Şimdi gözlerimden devam edeceğim. Allamı falan sonra uygulayacağım. Dediğim gibi şimdi bir Elf'in far paletini göstermiştim hatırlıyorsanız ama onu tek marka makyaj Elf'e saklayacağım. O yüzden bir bu far paletim var. Şöyle 4 renkte. Bir de videomda göstermediğim, çünkü videomdan sonra aldığım bir paletim var. Güzelliğine bakar mısınız? Pur markasının Barbie ile olan bir koleksiyonu ve renklerini göstereceğim. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu paleti normalde almazdım ama indirimim vardı. O yüzden dedim ki... dedim. İki paleti de kullanmaya çalışacağım. Tabii ki de her rengi kullanamam. Ama geçiş rengim olarak şu rengi kullanacağım. İki far paletini de gözümde hiç denemedim. Elimde denedim. Çok kremsilerdi. Bakalım. Biraz tozutuyor ama o benim için sorun değil. Bazı insanlar hani farlar tozutunca hani hoşlarına gitmiyor. O benim pek şeyim değil. Beni pek rahatsız etmiyor. Tamam, fırçama çok azaldım ama pigmenti çok güzel. Bu arada şu an nasıl bir makyaj yapacağım konusunda hiçbir fikir yok kafamda. Şimdi de şu koyu moru alacağım. Böyle gözümün sonlarına biraz uygulayacağım. Böyle hafif eyeliner yapıyormuş gibi uyguluyorum ama biraz şöyle getireceğim. Hafif V gibi ama dağınık bir şekilde koyultmak için sonlarını. Bir şey diyeceğim. Çok güzel. Onu yaptıktan sonra yine aynı fırçayla şu yanındaki moru alacağım. Onu da biraz daha... sonundan ortaya doğru süreceğim. Tam şöyle yanına doğru. Şimdi bu palette en denemek için heyecanlı olduğum renk. Bunu elimde denedim. Şu şöyle her renkten oluşan konfeti gibi bir renk var. Bu daha çok far gibi değil de bastırılmış simler, pigmentler gibi. O yüzden gözümde denemek çok istiyorum. Şöyle biraz daha bir kapatıcı gibi bir fırçayla bunu uygulayacağım gözümün şu kısımlarına. Bunu aslında parmağımla uygulasam daha iyi olabilir. Bunu biraz gözümün her yerine uygulayacağım. Çünkü çok far gibi olmadığı için mor yine arkasından gözüküyor. Bu far çok güzel. Bu far çok güzel. Çok çok güzel. Biraz daha o geçiş renginden alıp kenarlarını dağıtacağım. Tamam, bu zekice bir fikir değildi çünkü o pigmenti sürdükten sonra hiçbir şey dağıtmaya çalışmamalıyım. Bunu biraz da şuralara süreceğim. Yüksek bir şekilde. Sırf bu far için bence palet alınır. Tamam, bu far paleti şu an çok beğendim. Yani 4 renk falan denedim ama yine de hoşuma gitti. Bayağı pigmentleri falan yerinde, çok güzel dağılıyorlar. Şimdi şu Venüs paletini daha denemediğim için onu deneyeceğim ama şu sarıyı özellikle çok denemek istiyorum. O yüzden galiba bunu gözümün altına uygulayacağım. Şimdi o sarı fark kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama açıkçası istediğim kadar pigmentli değil. Hani bunun olması için bile birkaç kere şöyle yapmam gerekti. Ama hani tabii göz kapağımda falan da biraz denemek isterim. Hani sırf gözümün altında değil ama bilmiyorum. Şu an ilk o videoda elimde denediğimde de istediğim kadar pigmentli değil demiştim. Gözümde denemem lazım demiştim. Gözümün altında da biraz pek istediğim kadar pigmentli değil ama hani çok bir şey diyemeyeceğim o konuda çünkü hani sarı farlar genelde hep öyle oluyor. Sarı ve kırmızı farlar. Neden bilmiyorum. Onları yapmak herhalde daha zor. Sarı göz kalemi alıyorum Mac'ten. Bu yeni değil, vardı. Kapağını kırdım, zekiyim. Tamam. Şimdi o sarı göz kalemiyle çok daha iyi oldu. Şey yapmak istiyorum biraz. Çok hafif bir şekilde şu rengi alıp en koyu olanı o koyu morun üstünden biraz geçmek istiyorum. Temiz bir fırçayla çok hafif şöyle kenarına dağıtacağım o koyu farını. Ve gözlerimin iç kısımlarına da şu paletten şu farı uygulayacağım. Biraz istediğimden koyu oldu galiba. O yüzden şu farı uygulayacağım. Biraz da üstüne. Normalde bu makyaja biraz kirpik gerekiyor ama açıkçası şu an hiç kirpik takmak istemiyorum. Maskaramla gideceğim. Bu maskaramı denedim. Çünkü maskaram bitmişti ve hani başka çarem yoktu. Milk Makeup'ın bu kuş maskarası bayağı ağır paketi bu arada. Çok lüks hissediyor elinizde ve çok güzel. Fırçasını göstermek istiyorum. Bunu ilk denediğimde fark etmemiştim ama görebiliyorsanız, göremiyorsunuz bence ama yine de göstermeye çalışacağım. Böyle şeyler var. Fiber, hani içinde kirpik değil de hani böyle küçük parçacıklar var. Hani kirpik gibi duran. O yüzden böyle siz maskaranızı sürerken daha böyle bir şeyler ekliyor ve daha hacimli olmasına yardım ediyor. Farkı görebiliyor musunuz kirpiklerimdeki? Çok güzel. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Normalde benim kirpiklerim gün içinde hep biraz daha aşağı düşer. Hiçbir zaman ilk sürdüğümdeki gibi kalmıyor. Ama bu maskarayla hiç düşmüyor. İlk sürdüğümdeki gibi kalıyor. Hani o yüzden böyle Amerika'ya gelirseniz ya da gelen birisi varsa ve bunu deneme şansınız varsa mutlaka öneriyorum denemenizi. Gözlerim bitti. Şimdi makyajımın geri kalanını bitireceğim. Bu arada Anastasia Beverly Hills'ten şöyle bir bronzer almıştım hatırlarsanız. Ama ya aslında yine de denemek istiyorum krem bronzerımın üstüne. Ama rengi biraz yani rengi koyu olduğu için hani bunu dağıtmakla uğraşmaya, riske atmak istiyor muyum bilmiyorum. Çünkü bayağı koyu. Hani o yüzden şu an galiba riske atmak istemiyorum. Çünkü hani biraz belli koyu oldu. Belki bir kere denerim. Olmayacağını bile bile, olmazsa anneme veririm. O veriyor böyle, o seviyor böyle renkleri. O yüzden bunu pas geçiyorum çünkü yani %99.9 olmayacak. Allıktan devam ediyorum. Anastasia Beverly Hills'in şöyle üçlü bir allık paleti var. İsmi Pink Passion isminde. Her şeyin zaten ismi aşağıya bırakıyor olacağım ve bulabildiğim her şeyin linkini de aşağı koyacağım. Hangi allığı sürsem acaba? Galiba şu allığı süreceğim. Şu açık pembe allığı sürmek istedim bir. Tamam. Çok pigmentli. Bu güzel bir şey. Hani açık renk olmasına rağmen yine de bayağı pigmentli. Biraz şöyle fazlalığını elimde alıp şöyle bir süreyim. Şu tarafa biraz fazla sürdüm. O yüzden süngerle şuranın biraz üstünden geçeceğim fazlalığını alayım diye. Allık çok şeker. Çok beğendim. Çok da pigmentli ve güzel dağıldı. Hani mesela bunu ilk koyduğumda biraz hafif pigmentli kalmıştı ya, ama sonra dağıtması tekrar kolay oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim, hani bir kaş ürünü almıştım. Ama tabii ki kaşlarımı boyayacağımı bilmiyordum. O yüzden bu kahverengi. Belki kaşlarımı bununla kahverengi yapmayı deneyebilirim. Tek marka makyaj olan videomda, ama şu an kaşlarımı böyle bırakmak istiyorum. Ve aydınlatıcı zamanı. 3 tane yeni aydınlatıcı almıştım Elf'ten. Tabii ki sadece bir tanesini kullanacağım. Ama o diğer ikisinden birini diğer tek marka makyajıma saklayacağım. O bir üçüncüsü yanımda yok. O yüzden şu ikisi arasından seçeceğiz. Şimdi ilki şöyle bir aydınlatıcı paleti. Şöyle. Bir de bu var. Bunu itiraf ediyorum. Bir iki kere kullandım ve çok güzeldi. Bu da tek Shimmer Highlighting Powder Sunset Glow. Böyle açık şampanyamsı ve çok güzeldi. Hani pek etkileyici gözükmüyor biliyorum. Yani şeyinde, ambalajında, ama bu yanakta falan bayağı güzel duruyor. Galiba şu an bununla gidebilirim. Tek sebebi hani gözlerim biraz daha pembe olduğu için biraz daha şuradaki pembe tonlu aydınlatıcılardan birini kullanmak istiyorum. Acaba hangisini kullansam? Hepsini bir elimde denemek istiyorum bir kere. Şunu deneyeyim. Elimdekine göre şu ilki gösterdiğim tekliği de hatırlarsanız. Şunlar da şimdi sürdüklerim. Bu daha böyle simli gibi. Yani nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama bunlar çok aydınlık değil. Daha biraz daha matımsı aydınlatıcı değil. Nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Elimde denediğime göre. Şunu bir uygulamayı deneyeceğim. Ama şöyle bir endişem var. Acaba bu böyle... yok tamam değil. Benim sevdiğime göre biraz doğal açıkçası. Benim highlighter zevkime göre biraz doğal, ama yine de hani aydınlık veriyor mu? Veriyor. Ve hani kamerada biraz parlıyor mu? Parlıyor. Ama hani biraz fazla uğraşmam lazım. Hani öyle bir kere yapıp çok parlayan aydınlatıcılardan değil. Ama yine de güzel bir aydınlığı var. Madem öyle, burnumda da şunu deneyeyim. Biraz. Bunun rengi de çok güzel. Bu aydınlatıcı ile ilgili şöyle bir sorunum var. Kamerada belli olmuyor bence. Ama şurada şöyle aynaya baktığımda çok hafif böyle şey görüyor gibiyim. Gölge görüyor gibiyim aydınlatıcıyı koyduğum yerde. Yani böyle renk değil, başka bir renk görüyor gibi değil, ama böyle burada bir şey oldu. Ay, gölge gibi duruyor biraz bence. Bence öyle duruyor. Ve biraz daha kremsi olmasını isterdim. Bilmiyorum. Bunda ya güzel, hani böyle doğal bir şey arıyorsanız bence olabilir. Ama daha yüksek beklentilerim vardı galiba. Galiba bunu daha çok beğendim. Galiba. Neyse, bunları Elf videomda daha fazla konuşacağım ama highlighter'a aşık olmadım. Kötü mü kötü değil ama hani olsa da olur, olması da olur bir highlighter benim için. Dudak parlatıcısına geçiyorum. Bunu alışveriş videomda bir kere sürmüştüm. Too Faced'in Sweet Peach dudak parlatıcısı Peach Fuzz renginde, böyle çok şeker bir pembe renginde ve çok güzel kokuyor. Şeftali gibi kokuyor. Gerçekten. Kokuyu size anlatamam. Koklamanız lazım. Bunu tabii ki de ruj olmadan sürdüm altına. Direkt dudaklarımın üstüne sürdüm ama ne denir ona? Ya böyle hani rengi yine de güzel. Hani sanki altında ruj sürmüşüm, sürmemişim diye. Aşırı pigmentli değil ama hani hiç renk vermiyor da değil. Yani çok güzel bence rengi var. Yapış yapış değil, ağır değil. Çok güzel kokuyor yani. Koku sizi rahatsız eder mi bilmiyorum. Yani böyle çok aşırı kokular sevmiyorsanız belki beğenmeyebilirsiniz ama çok güzel. Rengi de çok güzel. Bu seride galiba 6 tane dudak parlatıcısı vardı. Çıkalı bayağı oldu ama ben bir süre bir şey almamaya özen gösterdiğim için anca yeni deneyebildim. En son olarak, bu yeni değil ama yani kamerada hiç kullanmadım, Pacifica'nın Coconut Essence Hindistan cevizi şöyle bir nemlendirici spreyi. Bunu biraz uygulayacağım. Bir şey diyeceğim. Makyajımı çok beğendim. Şimdi hemen çabucak, yani ürünleri söylerken hani düşüncelerimi de söyledim ama hemen çabucak neleri beğendim, beğenmedim onları söylemek istiyorum. Bunu dediğim gibi tam efektini anlayamadım suratımın altında yağ olduğu için, o yüzden çok beğendim, beğenmedim demek istemiyorum. Güzeldi. Onun dışında şu fondöteni aşırı beğendim. Bunu bayağı beğendim. Rengi de çok güzel uydu. Altına farklı bazlarla denemek için sabırsızlanıyorum ve gün içinde ne kadar dayanacağını da denemek için sabırsızlanıyorum. Mat bir fondöten olduğu için ve şey diyor, 24 saat te kadar kalıcı diyor. O yüzden hani gün içinde kalıcılığını da biraz daha denemek istiyorum. Ama şu ana kadar çok beğendim. Bu kapatıcı bir tek rengi konusunda hayal kırıklığını uyguladım. Dediğim gibi hani renginden dolayı çok böyle istediğim kadar kullanamadığım için aşırı bir yorum yapamayacağım. Ama hani gözümün altı böyle aşırı kuru durmuyor ki hani gözümün altına hem bunu hem de şey sürdüm. Ne denir ona? Fondöteni sürdüm. Sonra pudraya geçtim. Çok aşırı kuru durmuyor. Üzüldüm bunu yanlış renk almama ama tester konusunda fazla seçimi yok. O yüzden böyle olmuş oldu. Bunu çok beğendim. Çok beğendim. Çok heyecanlıyım bunu ileriki zamanlarda, ileriki günlerde daha fazla kullanmak için. Başka neyimiz var? Bu far paleti. Bu far paleti elimde şu an aynı olarak tuttuğum bu far paleti. Mükemmel. Bunu böyle internetten bir yerden bulabiliyor musunuz bilmiyorum. Bulabiliyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Ve hani ambalajı, zaten ambalajına vuruldum ilk. Hani bakar mısınız böyle taşlı maçlı? Çok güzel. Onun dışında şunu çok deneyemedim. Ama yani bilmiyorum. Bunu biraz daha denemem lazım. Şu an pek bir şey söylemek istemiyorum. Maskara dediğim gibi zaten son 1,5-2 haftadır falan kullanıyorum. Çok güzel. Allık paletini çok beğendim. Evet, bir rengi denedim sadece daha ama çok güzel dağıldı. Çok aşırı pigmentli değildi. Allık konusunda açıkçası çok söylenecek bir şey yok. Ama yine de çok beğendim denediğim rengini. Elf'in şu aydınlatıcı paleti beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ne yalan söyleyeyim. Kötü değil dediğim gibi. Hani öyle böyle uygun fiyatlı günlük kullanmak için bir şey arıyorsanız öneririm ama dünyadaki en iyi aydınlatıcılar arasında değil. Dudak parlatıcımız var. Bunu da çok beğendim. Rengi çok güzel, dediğim gibi yapısı çok güzel. Böyle yapısı çok çok ince değil yani. Tek başına kullansanız böyle altında ruj olmadan kötü durmuyor. Zaten gördüğünüz gibi benimkinin altında ruj yok. Çok güzel. Onun dışında bunu zaten uzun zamandır kullanıyorum. Seviyorum. Galiba her şey bu kadardı. Makyajımı son bir kez görmek isterseniz şöyle bir göstereyim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayıp kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İngilizce kanalıma da abone olmayı unutmayın. O kanalın linki de aşağıda olacak. Onun dışında burada kullandığım, bahsettiğim ve bulabildiğim her şeyin linkini aşağıya bırakmaya çalışacağım. O yüzden açıklamalar kısmını okumayı da unutmayın. Benden video istekleriniz varsa onları da yorum olarak yazabilirsiniz. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.